Abaqus programını kullanarak talep etmiş olduğunuz özelliklere dayanarak kendinize malzeme kütüphaneleri oluşturabilirsiniz. Bununla ilgili örnek bir çalışma gerçekleştirelim. Part kısmından Property kısmına giriş yapıyorum. Buradan malzeme oluştura tıkladım. Buna örnek bir isim verelim. Deneme malzeme atama 1. Burada bizi genel ekleyeceğimiz özelliklere uygun tablolar karşımıza çıkıyor. Genel kısmında yoğunluk eklenebilir. Mekanik kısımda elastik ya da plastik özellikleriyle alakalı ya da dinamik analiz yapıyorsanız damping etkisiyle alakalı ya da hasar çalışması yapıyorsanız hasar teorisine uygun yerler girilebiliyor. Termalle alakalı yine ısı iletkenlik katsayısı, spesifik hitle alakalı bilgiler, elektrikalla alakalı bilgileri bu kısımlardan seçim yapılarak doldurulabiliyor. Örnek olması açısından elastik modülüyle alakalı bir malzeme kaydı gerçekleştirelim. Bilgileri doldurduktan sonra tamama tıklıyorum. Malzeme otomatik olarak buradaki listemize geliyor. Dilerseniz eğer malzeme kütüphanesi içerisinde bu bilgiyi sol tarafa çekerek değişiklikleri kaydet dediğinizde bu malzeme bilgisini bir sonraki çalışmalarda da kullanabiliyorsunuz. Hatta örnek bir çalışma yapalım. Ben buraya yeniye tıkladığımda var olan bu proje kaydedilmeden şöyle no diyelim silindi. Burada yeni bir proje yapıldığını varsayalım. Biz burada malzeme kütüphanesine girip var olan projeye ekle dediğimiz zaman otomatik olarak bize buradaki bir önceki çalışmamızda yapmış olduğumuz malzeme listesini otomatik olarak atacaktır. Eğer bunları silmek isterseniz burada yine malzeme kütüphanesi yönetim kısmına girerek buradaki eklemiş olduğunuz malzemeyi silebilirsiniz.